Değerli dinleyiciler, bu haftanın konuklarından birisi Expos sözcüsü Armağan Yılmaz. Sevgili Armağan, hoş geldin programa. Nasılsın? Merhaba, hoş buldum. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Nasıl? Florida'dasınız şu an galiba. Evet, şu an Florida'dayız ama yarın itibariyle artık New York'ta olacağım. Evet. Armağan Yılmaz Amerika'da kaç senedir bulunuyor? Nasıl bir şekilde Amerika'ya geldi? Hangi okulları okudu? Ne gibi bir eğitimden geçti? Nasıl bir çalışmayla geldi? Bir özgeçmişten şöyle kısaca söz edersek sevinirim. Tabii. Ben ilk önce 2 senelik Fatih Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Donanım Teknikerliği bölümünü bitirdim. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde Cisco'nun açtığı Bilgisayar Network Engineering bölümünü bitirdim. Ama tabii mesleğimi yapmadım. O zamanlar gazeteciliğe merak salmıştım. Ve ilk görev yerimde okulu bitir bitirmez ATV olmuştu. Ve o zaman ilk görev yerim Filistin'di. Daha sonra yine 2003'te Amerika'nın işgalinde Irak'ta bulundum. Yine bir sene Afganistan'da bulundum. Daha sonra Türkiye'ye döndüm. Çeşitli televizyon kuruluşlarında çalıştım. Gazetelerde çalıştım. Ve en son yanlış hatırlamıyorsam 2009 yılıydı. Amerika'ya gelmek durumunda kaldım. İşte o zaman malum bu Ergenekon ve Balyoz kumpasları başlamıştı. Ben Ulusal Kanal'ın da aynı zamanda eski bir çalışan olduğum için... Haber merkezinde de bulunduğum için tabii benim adım da bu kumpaslarda yer alıyordu. Tabii tutuklanmamak için Amerika'da da bir Türk televizyonu açılıyordu. Onu da fırsat bilerek Amerika'ya geldim. 5 sene oldu herhalde. Tabii 5 seneyi de biraz geçti. Evet. Chicago'da bir süre televizyon kanalında çalıştım. Türk televizyonu Best TV'de adı. Daha sonra da 2013'ten beri de Exposus'u kurduk. Amerika'da yaşayan vatanseverlerle birlikte. İşte çeşitli eylemler yapıyoruz. Türkiye'yi Amerika'da savunmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin başındaki yönetimi ya da Türkiye'yi bir şekilde Cumhuriyet'ten ve Atatürk'ten uzaklaştırmaya çalışan odaklarla burada bir savaş veriyoruz. Şöyle bir araya girebilir miyim? Expos konusuna geçmeden, devam etmeden önce bu Chicago'da kurulan televizyon kanalı çok kısa ömürlü olduğunu sanıyorum. Best TV demiştin. Evet. Şu anda faaliyette yok bu televizyon. Hangi yıllar arasında çalıştı? 1,5 sene civarında yayın yapabildi Best TV. Sahibi Chicago'lu bir iş adamı ve eşiydi. Bahçen Tuncan'ın ve Coşkun Tunca. Doktor Tunca. Evet, sanırdım Doktor Coşkun. Onlardı, evet, sahipti. Ama tabii televizyon işi biliyorsunuzdur. Biraz mali yükü çok yüksek olan bir iştir. Bir de çok fazla getirisi yoktur. Yani genelde büyük holdingler televizyon açar ki onu kendi ürünlerinin reklamını yapmak için açarlar aslında bir anlamda. Yani çok karlı bir sektör değildir. Biraz Türklerden de açıkçası Amerika'da çok fazla bir destek görmedi televizyon. Evet. O nedenle de 1,5 sene devam edildi yayın hayatına. Daha sonra ne yazık ki kapandı. Tabii reklam olmayınca da finans kaynakları da dönmüyordu. Gerçekten. Kesinlikle. Bir de konum olarak da yanlış bir yerdi Chicago. Yani New York yerine Chicago'nun seçilmiş olması da biraz etkendi tabii televizyonun kapanmasına. Çok üzücü tabii gerçekten böyle bir şey kapanması. Evet. Gelelim konumuza. Expos nedir? Dinleyicilerimize Expos'un ne olduğundan, nasıl başladığından, ne gibi faaliyetler yaptığından söz eder misiniz? Evet. Expos 2013'te tabii biliyorsunuz hepimizin malumu Gezi direnişi Türkiye'de olduğu dönem. Biz de burada Amerika'daki yurtseverler olarak ne yapabiliriz ülkemiz için? Bu direnişe nasıl destek verebiliriz şeklinde düşüncelerimiz olmuştu. İşte herkes kendi yerel bulunduğu eyalette, şehirde eylemler yapıyordu. Ama bunları artık bu eylemleri birleştirmek ve daha ülke çapında bir şeye bir şekilde yaymak düşüncesi aklımıza yatmıştı. Ve o dönem içinde tabii ki Türkiye'yi 12 senedir yöneten AKP hükümetiyle beraber yöneten Fethullah Gülen cemaati ve onun lideri burada yaşıyordu. Bizim de aklımıza ilk o zaman o geldi. Zaten ben geçmişten beri Fethullah Gülen ve cemaatiyle ilgili haberler yapıyorum. Onları insanlara anlatmaya çalışıyorum nasıl bir yapı olduğunu ama burada da elimize böyle bir fırsat geçmişti. Yani bu direnişi bu şekilde Amerika'yı bu şekilde yansıtabileceğimizi düşünmüştük. İşte 13 Temmuz 2013'tü tam tarihi ilk ya da 11 Temmuz tam tarihini de hatırlamıyorum işte. İlk Fethullah Gülen eylemini yaptık. O bayağı ses getirmişti. Bütün Türkiye'deki gazetelerde yer almıştı o eylem. İlk o eylemde aslında Expos'u kuran kişiler ilk o eylemde tanıştı ve buluştu. Daha doğrusu hepimiz yani ülkesini seven Amerika'daki yurtsever Türklerin birçoğu o eylemde tanıştı. Çok büyük bir katılım olmuştu o eyleme. Amerika'nın birçok yerinden insanlar gelmişti. Kaliforniya'dan, Chicago'dan, Houston'dan, New York'tan, New Jersey'den hatta Kanada'dan yüzlerce vatansever gelmişti. Tabii orada çok hoş olmayan olaylar yaşamıştık. Fethullah Gülen'in karşı mitillemeleriyle ve tehditleriyle karşılaşmıştık. O eylemde işte birbiriyle tanışan insanların karar vermesi üzerine biz Expos'u kurduk ve bu işi devam ettirin dedik. Yani bir eylemle kalmasın, madem ülkemiz için mücadele ediyoruz, bunun sonuna kadar gidelim. Bu kararlı olan insanlar bunun sonuna kadar gitsin. Elbette herkesin
aynı kararlılıkta olmasını beklemiyorduk. Ya evet. da aynı inatla bu mücadeleyi sürdürmesini beklemiyorduk. Keza öyle de oldu ama tabii biz evet. o günden bu yana üzerinden çok 2 sene geçti ama onlarca eylem yaptık. Sadece Fethullah Gülen cemaati ile ilgili de değil, PKK ile ilgili eylemler yaptık. Evet. Keza AKP ile ilgili eylemler yaptık. Tayyip Erdoğan'ın Amerika'ya geldiğinde hı hı. 2 eylemimiz oldu. O da Türk medyasında büyük ses getirmişti. Onun dışında tabii bu Stratfor belgelerini açıkladık. CIA'nin yan kurucusu olarak geçen ondan e-mail yazışmalarını Türkçe'ye çevirmelerini yaptık. Yine cemaatle ilgili birçok bilgi belge açıkladık. Eylemlerin dışında yaptığımız işlerden bahsediyorum tabii. Buna benzer birçok şey yaptık ve devam ediyoruz yolumuza. Şimdi Fethullah Gülen Pennsylvania'da Salisbury Salisbury kasabasında yaşıyor. Oradaki yapmış olduğunuz etkinlikte yanılmıyorsam Türker Ertürk buradaydı. Şu andaki Anadolu Partisi'nin kurucularından evet. o da katıldı o etkinliğe. Evet. evet. O ikinci Fethullah Gülen eylemiydi. Yani Hı-hı. ilk eylem 11 Temmuz o da 30 Ağustos'tu. Yani tam evet. özellikle 30 Ağustos'u denk getirmeye çalışmıştık ki Atatürkçüleri, Cumhuriyetçileri orada bir araya getirmek için. Evet. Yani asıl meselemiz orada şuydu. Türkiye'den biliyorsunuz Oda TV'nin barışları vardır. Hı hı. İki barış gazeteci arkadaşlarımız. Evet. Onlar da yine Ergenekon Oda TV davasında kumpasa kurban gitmişlerdi. Keza Türker Ertürk Paşa o dönemde ordudan istifa ettirilmiş cemaatin tehditleriyle. Ama kumpaslara kurban giden arkadaşlarına destek veriyordu. Ve o, özellikle o üç kişiyi seçtik biz Türkiye'den buraya gelebilecek. Çünkü cesaretli insanlardı. O dönemde biliyorsunuz Türkiye'de cemaate karşı hı hı. durmak ya da Amerika'ya gelip cemaate burada meydan okumak imkansızdı. Yani bunu gerçekten sayılı insan yapardı o dönemlerde. Onlar o insanlardı işte. Evet, Türker Ertürk Paşa gelmişti hı hı. eylem bölümüne. Çünkü 2 gün sürmüştü o eylem. Biri eylem, ikinci günde New Jersey'de bir konferans düzenlemiştik. Eylem bölümünde Türker Ertürk Paşa gelmişti ve çok da güzel bir konuşma yapmıştı evet. orada. Fethullah Gülen'in gözlerinin içine baka baka diyelim. Evet. Şimdi çok yakın bir mesafeden kulaklarının çınlatarak. Evet. Değerli dinleyiciler, şu anda telefon attığımızda Armağan Yılmaz var. Kendisiyle söyleşimiz devam ediyor. Gelecek eyleminiz, ilk eyleminiz 7 Şubat'ta Pennsylvania'da zannediyorum yine bu Gülen filmini göstereceksiniz orada. Onu biraz anlatır mısın? Evet. Aslında şu ana kadar yaptığımız eylemlerin belki de en önemlisi bu olacak. Çünkü o günden bu yana yani 13 Temmuz'dan bu yana çok Fethullah Gülen cemaat konusunda çok büyük bir yol kat edildi. Tabii bunda bizim de çok büyük katkılarımız oldu Eksoz olarak açıkladığımız belgeler yaptığımız eylemler ama 7 Şubat'taki bambaşka bir şey olacak. Çünkü bugüne kadar biliyorsunuz Türkiye'de birçok gazeteci Fethullah Gülen hakkında kitaplar yazdı. Birçok gazeteci televizyonlara çıktı konuştu. Eski cemaatçiler çıktı itiraflarda bulundu. Herkes bir şeyler söyledi. Fethullah Gülen cemaatinin gerçek yüzünü insanlara anlatabilmek için. Fakat bugüne kadar kimse bu bütün söylenen iddiaları belgeleyerek bir belgesele dökme girişiminde bulunmamıştı. Yani insanların önüne elle tutulur şekilde bu bütün iddiaları görüntüleyecek, sıralayacak bir belgesel yapamamıştı. İşte şimdi bu oldu. Serkan Koç yönetmenimizin adı. Daha önce Başlangıç belgeseli, Gizlenen Atatürk gibi birçok belgeselin de yapımcısı ve yönetmenidir aynı zamanda. Gülen çekildi ve artık 7 Şubat günü Salisbury'de yani Pennsylvania'da Fethullah Gülen'in çiftliğinin hemen yakınlarında galasını yapacağız Gülen'in. Gülen çok önemli bir yapıt çünkü sadece bir belgesel değil. Aynı zamanda Amerikalı birçok uzman da var bu belgeselin içinde Fethullah Gülen cemaatini anlatan. FBI'ın eski danışmanı Dr. Paul Williams var. Amerika'da Gülen okullarında çalışıp onların gerçek yüzünü görerek okullardan olaylı şekilde ayrılan Amerikalı Mary Eddy var. Bir öğretmen, keza birçok Amerikalı gazeteci var. Türkiye'den cemaat konusunda uzman olan kişiler var. Bu belgeselde her şeyin bir araya gelmesi ve belgeleriyle cemaatin gerçek yüzünün ortaya dökülmesi var. Tabii. O gün sadece film gösterimi olmayacak. O gün çok ilginç şeyler de olacak. Çok büyük sürprizlerimiz de olacak. Pekala şunu söyleyebilir miyiz? Bu film şu andaki asıl amaç özellikle Salisbury'de yaşayan Amerikalılara bu Gülen cemaatini anlatmak, tanıtmak. Film evet. tabii ki İngilizce evet. olduğunu sanıyorum. İngilizce altyazılı film. Zaten evet. gerçi konuşanların birçoğu Amerikalı olduğu için onları altyazı ekleme gereği duymadık ama Türkçe olan yerlerde evet film İngilizce altyazılı. Evet kesinlikle birinci amacımız sadece Salisbury için de değil. Hı hı. Amerika'nın bütün eyaletlerinde bu filmi gösterime sokacağız. Bütün sinemalarda gösterime sokacağız. Dolayısıyla Amerikalıların Fethullah Gülen gerçeğini ve cemaatini görmesi açısından. Çünkü
bizim için halkın bu gerçeği görmesi çok önemli. Çünkü çocuklarını bu okullara gönderen Fethullah Gülen cemaatinin içine sokanlar bu insanlar. Evet, bugün Amerikan devleti ya da Amerikan derin devleti diye adlandırdığımız kesim Fethullah Gülen cemaatini koruyor, kolluyor, yaratıyor. Operasyonları onlar yaptırıyor ama eğer ki Amerika'da halk bu tepkiyi koyabilirse cemaate karşı, burada eli ayağı kesilecektir artık Fethullah Gülen'in ve bundan sonra gücünü yitirecektir. Çünkü biz Türkiye'deki operasyonları da izliyoruz, görüyoruz ama Türkiye'deki operasyonları çok faydasız buluyoruz cemaati yok etme açısından. Hı. Çünkü yani bu cemaatin yönetim kademesi burada, her şey burada. Yani operasyon ekipleri burada. Türkiye'den gelen savcılar, hakimler, polisler, hatta cemaatçi askerler hep buraya geliyor. Burada eğitimlerini ve emirlerini alıp Türkiye'ye dönüyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de birkaç tırnak içinde posası çıkmış eski cemaatçiyi hapse atmak ya da onları itirafçı yapmak da cemaatin çökertilmeyeceğini biliyoruz. Çünkü çok karanlık bir yapı var önümüzde. 50 milyar dolara hükmeden, birçok suça iştirak etmiş, eroin, uyuşturucu trafiğine, mafyalarla çalışan, birçok ülkede CIA'nin savaş çıkarmasına ya da o ülkeleri ele geçirmesine yardımcı olan, işte Çin'de büyük oyunlar oynayan, Orta Asya'da büyük oyunlar oynayan, Türkiye'de zaten malum devletin tamamını ele geçirmiş bir örgütten, karanlık bir örgütten bahsediyoruz. Yani birinci amacımız tabii ki insanları bilgilendirmek. Ama aynı zamanda 7 Şubat günü, Cumartesi günü, yani Pensilvanya'daki gösterime çok sürpriz insanlar da katılacak. Ben tabii şimdi bunu buradan isim olarak açıklamayacağım, evet, kimin katılacağını. Ama öyle önemli bir insan katılacak ki oraya. Fethullah Gülen'in 20 senedir uğraştığı, onun yanında, sağında, solunda olan herkesi öldürdüğü ama bir tek onu öldüremediği bir insan katılacak. Çok da yakından tanıyor Fethullah Gülen bu insanı. Çünkü tam karşısında yer alıyor Fethullah Gülen'in bu insan. Türkiye'de eğitime çok büyük önem vermiş. Feodal sistemin içinden kız çocuklarını kurtarmış. Gençleri Cumhuriyet okullarında Atatürkçü eğitimle okutmaya çalışmış. Hayatını buna adamış bir insan. Dolayısıyla cemaatin o düşündüğü insan tipinin tamamen karşısında olan ve ona karşı hareket eden bir insan. Tabii aynı zamanda Balyoz ve Ergenekon kumpaslarında da hala aranması ya da tutuklanması devam eden bir insan. İlk kez ortaya çıkacak ve ilk kez o gün orada olacak ve Fethullah Gülen orada meydan okuyacak. Tabii çok duygusal anlar da yaşanacak çünkü 7 senedir ülkesine hasret kalmış, ömründen ömür gitmiş bir insandan ve ailesinden bahsediyoruz. Tabii ona benzer birçok insan orada olacak. Biz yine cemaatin katlettiğini iddia ettiğimiz aydınların fotoğraflarını da götürüyoruz oraya. Keza işte Ergenekon soruşturmasında, Balyoz soruşturmasında, kumpasında hayatına son veren Ali Tatar'ı oraya götürüyoruz. Türkan Öce'yi oraya götürüyoruz. Hı-hı. Uğur Mumcu'yu oraya götürüyoruz. Birçok insanı, yani bir şekilde geçmişten bugüne cemaatin Bahri Üçoğlu götürüyoruz. Muammer Aksu'yu götürüyoruz. Evet. Eşref Bitlis'i götürüyoruz. Yani cemaat işte 10 kişi seçebildik tabii aralarından. Çünkü o kadar çoklar ki cemaatin kumpasları sonucu yitirdiğimiz insanlar. Hı-hı. Biz içlerinden 10'unu seçtik. Kudüs Okkur'u götürüyoruz. Hatırlıyorsunuz Kudüs Okkur'u. Evet. Ne halde o insanı, ne hale getirdiler ve nasıl öldürdüler, o insanı götürüyoruz. Tabii onların, aynı zamanda sadece onların fotoğraflarını götürmüyoruz. Aynı zamanda o insanların ailelerinden de mesaj da götürüyoruz. Evet. En güzeli de bu belki. Balyoz ve Ergenekon kumpaslarına kurban gidenlerin, yani ölenlerin, hayatını yitirenlerin ailelerinden, esir düşenlerin, daha sonra tahliye olanların ise bizzat kendilerinden mesajlar da götüreceğiz, orada okuyacağız. Evet. Şöyle, aynı zamanda film bitiminde de bir konferans düzenleyeceğiz yine aynı sinemada. Evet. Şimdi güncel bir konu, 2013 yılında Fethullah Gülen öldü mü diye bir Bülent Arınç'a bir soru geldi. Soru hakkında ne düşünüyorsun? Böyle bir soru geldi. Bu aslında bir sosyal medya söylentisi, biliyorsun sosyal medyada dedikodunun önü alınmıyor ya da kara propagandanın, yalan yanlış haberlerin, bir kişi bir deli bir kuyuya bir taş atıyor, evet, 40 akıllı çıkaramıyor diye bir söz vardır. Bu durum da aynen öyle bir durum. Yani evet, eğer ki böyle bir şey olmuş olsaydı, Fethullah Gülen ölmüş olsaydı, en önce bunu biz bilirdik. Çünkü biz 7 defa 2 sene içinde, hatta 8 defa ziyaretine gittik Fethullah Gülen'in. Yani ölmediğini orada alınan güvenlik önlemlerinden, bize karşı yapılan muamelelerden zaten biliyoruz. Tabii orada kasabada konuştuğumuz insanlardan da biliyoruz, polislere kadar. Çünkü kasabada, ya kendi yaşadığı kasabada, ona karşı aslında çok büyük bir nefret var. Kasabanın tamamı ondan rahatsız ama insanlar korkuyorlar. Ya düşünün, bir Amerikalı kendi ülkesinde, kendi kasabasında yaşayan bir adamdan korkuyor. Evet. Sindirilmişler. Evet. Küçücük bir kasaba zaten, evet, burası. Ama biz de o insanları biraz cesaretlendirdik. Sürekli onlarla görüştüğümüz için onlardan çok yakından bilgiler alabiliyoruz. Bir soru daha. Fethullah Gülen'in Türk pasaportu iptal olduğu gibi bir soru gündeme geldi. Bu konu hakkında bilgin var mı?
Var, evet. Aslında bu beklediğimiz bir gelişmeydi bizim. Çünkü o pasaportu zaten yalan, yanlış bilgilerle almıştı. İlk aldığı Amerika'ya geldiği dönemlerde, 90'larda. Fakat doğrudan şu anki mücadeleye yansıtacağı bir şey yok pasaportun iptal olmasının. Çünkü Fethullah Gülen zaten en son bildiğimiz green card almıştı Amerika'da. Yeşil kart sahibiydi ve üzerinden bunun oldukça uzun seneler geçti. Büyük ihtimal biz Fethullah Gülen'in Amerikan vatandaşı olmuş olabileceğini de düşünüyoruz bu süreçte. Çünkü 10 seneden fazla bir süre geçti green card alalı. Evet. Ama Türk pasaportunun iptal edilmiş olması buradaki yaşantısına hiçbir etki etmeyecektir. Evet. En fazla şu olabilir: eğer Türkiye'deki hükümet şunun üzerine düşebilirse, yani Amerika'da green card başvurusu yaptığında yalan beyanla pasaport sahte olduğu için, dolayısıyla green card başvurusundaki aynı yalan beyanda bulunduğu için belki geriye dönük bir işlem yaptırma şansları olabilir, ama ona da çok mümkün olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Peki. Onun da yani çok gerçekçi gelmiyor. Armağan Yılmaz'la sohbetimiz devam ediyor. Doğu Perinçek hapisten anlaşmayla çıktığı iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya aslında biz bu iddiaları yani çok uzun süredir duyuyoruz, evet. Yine bu biraz önce söylediğim gibi o Fethullah Gülen'in öldü haberi gibi sosyal medya üzerinden yayılan kara propagandalardan biri. Çünkü hapisten sadece Doğu Perinçek çıkmadı. 700 tane insan çıktı bu kumpaslardan. Hani bir kişi, iki kişi çıkmış olsa evet belki olabilir, bir şekilde anlaşmışlardı diyebiliriz, ama 700 kişi çıkarken sadece Doğu Perinçek'e böyle bir iftira anlatılması gerçekten manidar görüyorum, evet. Ben. Çünkü bu propagandayı sürekli cemaat yapıyor. Çünkü cemaat de Türkiye'de ta yani AKP bugün cemaatle uğraşmak aklına geldi. Türkiye'de daha kimse cemaatin adını bilmiyorken aydınlık grubu Doğu Perinçek zaten cemaatin gerçek yüzünü ta o zamanlardan gözler önüne seriyordu. Hatta dün ben de elime bir belge geçmişti. Belge değil de işte geçmişte Aydınlık Dergisi'nin yazdığı bir manşet, attığı bir manşet 1999 yılında. Bugün ne oluyorsa o gün o manşet atılmış ama kimse dinlememiş. Yani bugün olanları o günden söylemiş Doğu Perinçek ve Aydınlık Gazetesi, ama kimse dinlememiş. İşte polise sızdığını, yargıya sızdığını, bu cemaatin CIA'ya çalıştığını, son derece tehlikeli bir örgüt olduğunu, ama kimse dinlememiş ve bugün geldiğimiz durum ortada. Yani neredeyse insanlar cemaatle mücadele için AKP'den medet umar duruma gelmiş. Yani çok kötü bir durum gerçekten bu. Çünkü iki hastalıklı arasında bize bir tercih yapılmamız isteniyor gibi bir şey. Halbuki üçüncü bir seçeneğimiz var. Biz kendi yolumuzu biliyoruz çünkü. Yani AKP ile cemaat arasında bir tercih yapma durumunda değiliz. Dolayısıyla biz üçüncü yoldayız. Yani hangi yolu? Cumhuriyetin yolu, Atatürk'ün yolu. Biz bu yola girdiğimiz sürece zaten AKP de cemaat de ikisinin de ortak yönleri hala devam ediyor. İkisi de Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı. Dolayısıyla biz kendi yolumuza gittiğimiz sürece bu iki yapıyı da zaten egale etmiş olacağız. Sanırım Doğu Perinçek'e söylenen şeyler şundan kaynaklanıyor. Bu iftira da aslında temelini şurada buluyor. Doğu Perinçek çok uzun senelerdir cemaatle uğraştığı için ya da cemaat benzeri yapılarla. Şimdi AKP bugün İşçi Partisi'nin ve Doğu Perinçek'in çizgisine gelmiştir cemaat konusunda. İkisi de ortak düşman şu an cemaattir. Ama İşçi Partisi'nin yine ortak düşmanı AKP'dir aynı zamanda. Hı hı. İnsanlar bunu sorgulayamıyor. Yani bugün İşçi Partisi ile AKP'nin cemaate beraber birlikte karşı çıkışı, yani aynı şeyleri düşünmesi cemaat hakkında İşçi Partisi'nin ya da Doğu Perinçek'i AKP ile anlaşmış yapmaz. Tam tersine AKP'yi İşçi Partisi'nin ve Doğu Perinçek'in çizgisine çekmiş olur. Yani burada geçmişten bu yana tek bir çizgide duran kişi Doğu Perinçek, ama İşte 12 senedir ne kıvırtmalarını gördüğümüz AKP ve Tayyip Erdoğan'ın çizgisi yine bir şekilde buraya gelmiş. Bir sene sonra nereye gideceği belli değil. Evet. Pekala, 2015 Haziran seçimlerinde ne gibi beklentin var sevgili Armağan Yılmaz? Ve partiler arasında bir ittifak söz konusu olabilir mi? Gerçi bunu geçenlerde HEPAR Partisi Genel Başkanı Osman Pamukoğlu ile görüştüğümüzde onlar bağımsız olarak katılacaklarını açıklamıştı. Türkiye İşçi Partisi ve diğer partiler tekrar CHP ile işbirliğine girer mi? Seçimlerde ne gibi sonuç çıkar? %10 barajı kalkar mı? Kesin olan bir şey var. %10 barajının kalkmama kararını zaten Anayasa Mahkemesi verdi geçenlerde. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önceden bir başvurusu vardı bu anlamda. Anayasa Mahkemesi buna olumsuz bir karar verdi. AKP de zaten Tayyip Erdoğan da birkaç gün önce açıkladı %10 barajını kaldırmaya hiç niyetleri olmadığını. Aslında Tayyip Erdoğan'ın yapması gereken bir açıklama değil mi? Çünkü o Cumhurbaşkanı, bunu Davutoğlu falan yapabilirdi ama o tabii hala başbakanlığa devam ettiği için bu tür açıklamalar da yapıyor. %10 barajı bir kere kalkmayacak. Yani seçime bu sistemle gidiyoruz. Ancak burada çok tehlikeli olan bir şey var. Şimdi seçime zaten birkaç ay kaldı. Çok kısa bir süre aslında bu. Birincisi Tayyip Erdoğan'ın bu başkanlık sistemi hevesi. Tayyip Erdoğan şunu çok iyi biliyor. AKP bu seçimden, yani önümüzdeki Haziran seçimden bugünkü gücüyle çıkamayacak. Çünkü bu süreçte cemaatin de operasyonlarıyla yıprandığı,
insanların büyük bölümünün gözü açıldığı, işte hırsızlık, yolsuzluk dosyaları ortalara serildiği, işte Gezi direnişi daha tazeliğini koruyor, birçok etken var. AKP eski gücünü koruyor. Bir de Davutoğlu'nun vasıfsızlığı da var tabii. Yani o karakter düşüklüğü var. Tayyip Erdoğan'ın o seviyesine çıkamaması var. Onun da etkileri olacak tabii. Dolayısıyla AKP bu gücüyle çıkmayacak meclisten. Yani bugün işte en son %45, %46'larda bırakılan AKP değil seçime girecek AKP. Ama şu kimse kendisini kandırmamalı bu konuda. Yani insanları da boş umutlarla, boş vaatlerle oyalamamalı. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP'ye seslenmek istiyorum ben buradan. Çünkü AKP'nin bu seçimden birinci parti çıkacağı aşikar. Yani bu adam Tayyip Erdoğan ölüm korkusu yaşıyor şu an. Yani iktidardan giderse, iktidarı kaybederse başına neler gelebileceğini düşünüyor. Nelerden yargılanabileceğini düşünüyor. Ve biz bu insana diktatör diyoruz. Doğru mudur? Doğru, diktatör. Peki hiçbir diktatörün seçim yoluyla gittiği görülmüş müdür? Dünyada bir örneği var mıdır bunun? Yani Tayyip Erdoğan'ın yaptığı uygulamaları yapan herhangi bir diktatörün ya da yarı diktatörün diyelim, tam diktatörlük sistemine geçmedi ama yarı bir diktatörün, üstelik bu işin sonunda ne olacağı belli olan bir diktatörün seçimle gitme şansı var mı? Ya bu seçimde isteyelim, diyelim ki yani Türkiye'nin %90'ı gitti Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdi. Yine sandıktan AKP çıkacak. Bu belli bir şey. Yani 12 senedir olan bir şey zaten. Her seçimde hileler, elektrikler kesiliyor, kediler giriyor trafolara. Her şey oluyor. Biz zaten insanlara bunu anlatmak istiyoruz. Artık seçim sandığı demokratik bir yol olmaktan çıktı. Sadece insanları oyalayan, insanları bir şekilde susturan bir etken olmaya başladı. Çünkü Tayyip Erdoğan'la en büyük savunum bu değil mi? Bir sandıktan çıktı, halk bizi destekliyor. Dolayısıyla siz bana bir şey yapamazsınız, siz bana karşı çıkamazsınız diyor. Bunu savunan bir adamın o sandıktan gerçekten demokrasi çıkartabileceğine inanmak biraz saflık olur açıkçası. Dolayısıyla bu seçimlerden açıkçası benim çok bir beklentim yok. Evet, Tayyip Erdoğan ve AKP dolayısıyla aynı güçte çıkmayacak ama yine tek başına iktidar olacak. Buradaki tek kazancımız şu olabilir: anayasayı değiştirecek milletvekili sayısını yakalayamayabilir. Yani yine tek başına iktidar olacak fakat evet, anayasayı değiştirecek 276 sayısını yakalayamayabilir. Tek kazanımımız, zaferimiz bu olabilir. Bunu yapamazsa zaten AKP. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın başkanlık hayalleri suya düşmüş şunu olur. Söyleyebilir ama miyiz? Onun da bir... Geçenlerde bu yolsuzlukla ilgili bir meclis soruşturması yapıldı. En azından 40 kadar AKP milletvekili de yolsuzluk konusunda oy vermedi. Yani bu bir şey midir? Erime midir? Kaybolma mıdır oylarda? Oylara nasıl yansır bilemiyorum. Fakat AKP içinde özellikle Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasından sonra Davutoğlu'nun profil düşüklüğünün yarattığı bir bölünme, bir çekememezlik ya da bir güç dengesi çatışması var. Çünkü düşünün, 12 senedir bu partiyi kurmuşsunuz, AKP'yi. Yani ben mesela Burhan Kuzu'nun ya da Bülent Arınç'ın gözüyle bakayım olaya. Siz bu partiyi kurmuşsunuz ve 10 sene sonra bir adam geliyor dışarıdan, hiç adı sanı duyulmamış bir adam. Önce Dışişleri Bakanlığı yapıyor, yaptırılıyor. Daha sonra da getiriliyor, sizin üzerinize başbakan olarak koyuluyor bu adam. Ki üstelik bilgi birikim olarak ya da ideolojik açıdan, onların gözünden bakıyorum tabii, İdeolojik açıdan sizden çok daha geride olan bir adam. Dolayısıyla bu her oluşumun içinde bir problem yaratır. Çünkü bir güç dengesi problemi bu. Yani benim hakkımı yedin, evet, işte bizim hakkımızı yedin ya da biz seni Tayyip Erdoğan kadar sevmiyoruz, senin sözünü dinlemeyiz gibi bir problem yaratır. Tabii bu da sandığa yansıyacaktır. Çünkü sırf bu yüzden AKP aleyhine çalışacak, AKP milletvekilleri olacaktır. Tayyip Erdoğan tasfiye edeceği milletvekilleri olacaktır, aday yapmayacağı. Ama dediğim gibi yani tüm bunları, bu etkenler tabii cemaatin de burada payı olacak. Çünkü o birkaç tane istifa edenden ibaret değil AKP içindeki cemaatçi milletvekilleri. Dahası da var. Ama bunları cemaat seçime kadar bekleyecek. Seçimin birkaç gün öncesine kadar, o zaman kullanacak bu kozunu. Evet. Belli olan bu daha doğrusu. Tabii yine kasetler izleyeceğiz seçimden birkaç gün önce. Doğru. Cemaatin yaydığı. Yani çok karanlık, karmaşık bir sürece giriyoruz. Çok manipülasyona açık bir sürece giriyoruz. Kimin ne olduğu belli değil. Kimin ülkesini gerçekten sevip tam bağımsızlığını istediği belli değil. Yani bugün yeni CHP'ye oy verelim desek adı üstünde yeni CHP. Yani zaten bunu Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor. Yani yeni CHP'nin artık Atatürk ve İnönü çizgisinde olmadığını, Altıok'tan ayrıldığını. Bir tarafta MHP var. MHP 12 senedir AKP'nin bütün icraatlarını çanak tuttu. Bütün yasalarına, türban yasası dahil, yani laikliği çiğneyen yasalar dahil buna onay verdi. Bir kez ağzından Atatürk'ü duymuşluğumuz yok MHP'nin. Diğer tarafta HEPAR diyorsunuz. HEPAR şimdi bağımsız seçimlere giriyor, Osman Pamukoğlu. Yani bu da mesela bende çok büyük soru işaretleri yarattı. Evet, ben Osman Paşa'yla çok daha bu parti olmadan önce, askerlik dönemlerinden Osman Paşa'nın tanışıklığım vardır. Hatta
bir süre yanında bulunup o kan uykusu belgeselinde de geçen bir emeğim de vardır. Fakat Osman Paşa'yı anlayamıyorum artık. Çünkü vatan kurtaracağız diyorsunuz, milli mücadele edeceğiz diyorsunuz. Bir şekilde meclise gireceğiz ya da işte devrim yapacağız ya da işte milli mücadele yapacağız diyorsunuz. Ama ondan sonra seçimde tek başınıza bağımsız aday olarak giriyorsunuz. Yani 550 kişilik meclisin içinde bir tane Osman Pamukoğlu ne yapabilir? Hani bunun mantıklı bir göstergesi var. Yani bir kişi ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz. Yani 130 kişilik CHP ile 60 kişilik MHP ne yapabildi ki, bir Osman Pamukoğlu ne yapabilir? En fazla konuşabilir. Bu kadar. Değerli dinleyiciler, Armağan Yılmaz'la sohbetimizin sonuna geldik. Sevgili Armağan, son bir dakika içerisinde toparlamak gerekirse ve dinleyicilerimize bir mesaj vermek gerekirse neler söylemek istersin? Ben açıkçası Amerika'da yaşayan bütün yurtseverleri 7 Şubat Cumartesi günü Pennsylvania'daki The Glen'in gösterimini bekliyorum. Çünkü o gün orada çok ilginç şeyler olacak, çok güzel şeyler olacak. Bizim Atatürkçülerin, Cumhuriyetçilerin açısından çok güzel şeyler olacak. Bunun dışında elbette Türkiye'yi savunmayı, insanların devam etmesini azimle, kararlılıkla, yılmadan, yıkılmadan devam etmesini istiyorum. Çünkü bir tane ülkemiz var bizim. Bir tane Atatürk'ümüz, bir tane Cumhuriyetimiz var. Eğer bunu kaybedersek, işte örneği hemen yanı başımızdadır. İran, işte Suriye, işte Suudi Arabistan, işte Ürdün, işte diğer karıştırılmış demokrasiden bir haber diğer Arap ülkeleri, Orta Doğu ülkelerine örnek gösterebiliriz. Eğer Türkiye'nin sonunun bu olmasını istemiyorsa kimse, bu mücadeleye ne pahasına olursa olsun devam etmek zorundadır. Bu ülkeyi kurmak için biz çok şehitler verdik, yine de veririz. Pekala. Çok çok teşekkür ediyorum Armağan Yılmaz bu güzel sohbet için. Başarılar çalışmanıza. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Sağ ol.